Selamun aleyküm. Bugün ilk kez bir kumkat aldım. Kumkat böyle bir şey. Neredeyse tırnak büyüklüğünde. Hani bir bayan tırnağı olabilir. Benim değil de. Tabii sonuç olarak limon portakalın değişik bir versiyonu. Ben de merak ediyorum. Bunu çimlendireceğim. Böyle bir kayıt altına alayım dedim. Yalnız bizimkiler bunu kabukla yiyor ya. Böyle hartur tartur. Dedim o zaman portakalı da ye. Hani portakalı niye yemiyorsun? Yok internette görmüş böyle yeniliyormuş. Kabuğuyla birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç uğraşamam. Neyse. Müsaade aldık şunlardan. Şöyle 3-5 tane büyüklerinden. Şöyle. Bakalım çekirdek var mı içinde? İki tane çıkarmıştım daha önce. Şöyle açalım bakalım. Evet, limon gibi bir şey ya. Limon, portakal, cüce hali. Herhalde genleriyle oynamışlar. Ya da tabiatta böyle bir şey var. Tabii bunu bu çekirdekten yabani olur. Yani aşılı bunda da herhalde aşıya gerek vardır diye düşünüyorum. Evet, şöyle iki tane çıkardım. Yani portakal limonun aynısı yani. Turunçgiller çekirdeği. Aynısı. Bunun kabuğu daha önceki limon videolarında da anlatmıştım. Böyle kabuklu da koysan çimleniyor, kabuksuz da fark etmiyor. Şimdiki ekranı, videoyu bir durdurayım. Evet, iki tanesini soydum. Şöyle içi böyle bir şey. Yeşilimsi. Diğerlerinde kurumasını bekliyorum. Biraz sonra soyacağım. Tadına gelince yani tadından bir şey anlamadım. Yani gözün kapalı mesela bunu yesen bir bakalım nedir diye sorsalar limon kabuğuna benziyor yani böyle limon kabuğunu kabuğu böyle çiğnersin ya böyle garip bir tadı vardı. Neyse durdurayım. Evet, kumkat tohumlarının bir kısmını soydum. Bir kısmını da soymadım şöyle sağ tarafa. En azından ispatlamış da oluruz yani kabuklu kabuksuz fark eder mi? Şöyle. Tamamdır. Toprak yumuşak toprak yani pazarda satılan böyle torf şeklinde. Yani bu toprağı şöyle yumruğuna sıktığın zaman yapışmıyor. Genelde kaktüs toprağı diye de satılıyor. Şöyle yumuşak. Burayı ıslatmadım çünkü yumuşacık şu an. Taze filiz direkt buradan şöyle yukarı çıksın diye. Çünkü ıslatınca aşağı doğru gömülüyor toprak. Hani biraz baskı yapıyor yani tohuma. Poşette sürekli nemli kalsın. Yani kurumasın anlamında. Böyle bırakacağız. Şu an Ocak ayındayız.
Ocağın kaçıydı ya? Ocağın 20'si miydi? Evet, böyle çimlendikten sonra videoları arka arkaya ekleyip tek video olarak yayınlayacağız. İlk çalışmayı Ocak ayında yaptık. Böyle devam edeceğiz. Evet, kum katlarımız çıkmaya başladı. Evet, kum katlarda son durum böyle. Normal turunçgillerin yaprakları, limon, portakal, mandalina aynı mantıkla büyüdüler. Evet, son olarak da şu kabuksuzlar sol taraftaydı. Şunlar daha erken çıktılar. Kabuklular ise sağ tarafta olanlar. Sonuç olarak biraz geç çıkıyorlar ama işte hepsi çıktı bakın. En azından bu kabuk soyma meselesini de kum katta ispatlamış olduk. Yani kabuklu da olsa, kabuksuz da olsa sonuçta hepsi çıkıyor. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.